Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi ailemin kahvaltısını hazırladım. Zaten biz oruçluyuz. Ailem kahvaltısını etsin. Biz de şöyle bir güne başlayalım. Nuri Bey'i de çekeyim mi size? Nuri Bey de burada 23 Nisan kutluyor. Vallahi 23 Nisan programımız bugün çocuklarla beraber izliyoruz. Bir şey yapmıyorum zaten. Sınıf öğretmenleri yapıyor. O yüzden bu ele rahat değilim. Yani görüntüleri yok. Sadece eşlik ediyorlar, çocukları motive ediyorlar. Beraber izleyelim. Beraber böyle bir 23 Nisan geçiriyoruz evde. Valla kaç gündür 23 Nisan hazırlanıyorlardı. Şeyde 23 Nisan böyle oluyor herhalde. Uzaktan eğitimde 23 Nisan böyle oluyor. Ama kaç gündür hazırlanıyorlardı? Kaç tane video yaptın Nuri? 12 tane 12 tane video yaptı zaten. yani. Bu taşınma telaşının arasında bir de bu. Hadi yemeğini ye. Acıkmadın mı? Çatalı al. Ay, çatalla yani. Aferin benim akıllı oğlum. Afiyet olsun. Teşekkürler de hadi. Hadi teşekkürler de. Hadi halim gidelim. Hadi teyzene gideceğiz değil mi oğlum? Hadi koş koş koş. Gel. Hadi. Gel bakalım buraya sıkışma ama. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun Ali? Nereye? Teyzeye gitmeyecek miyiz? Hadi bak teyzen nerede? Gel teyzeye gidelim. Günaydın arkadaşlar. Bakın bakın benim oğlum çiçek koparıyor. Gel burada. Gel burada. Çiçek buldum diyor, duyuyorsunuz. Çiçek mi buldun? Benim oğlum artık konuşuyor ya, iyice büyüdü. Ama çiçekleri koparmak iyi değil anne. Şimdi arkadaşlar şeye gideceğiz, yeni eve gideceğiz. Orada çok az bir işimiz var. Onu halletmeye çalışacağız. Oraya doğru yolumuzu alıyoruz. Yani Nuri Bey'i bekliyorum şu anda. Çünkü Nuri Bey biraz geç hazırlanıyor biliyorsunuz ki. Onu beklememiz gerekiyor. Halime bakın. Halim bu ne? Ben başlayayım. Kalkamadım. Halim Zehra ile sarılın hadi. Zehra ile sarılın. Hadi Zehra'ya sarıl. Hadi sarılın Zehra'yla. Sarıl Zehra'ya oğlum. Haydi bakalım geldik arkadaşlar. Ablam daha evi yeni görecek biliyor musunuz? Bu evi daha hiç görmedi. Gezerken diğer hani ilk alırken evleri geziyorduk. O zaman görmüştü. Çok güzel olmuş bu akşama. Olmuş kız. Ben de bunları istiyorum. Ay bugün çok güzel olmuş. Bunları istiyorum. Bakın arkadaşlar şuna da bakın. Abla kapat diğer tarafı. Bak iki tarafı da askılıklı yaptırdım. Bak şurasını. Hani böylelikle bunlara hem vestiyerler hem de kendi montlarımı böyle ütülü bir şekilde asabilirim bu kırışmada. Çıkacak onlar çıkacak. Kaça yaptırdın bunları? Valla tuttu bayağı ya. Bak şuraya da profil koydular. Kapattılar her şeyi. Bak buraya da çıta yaptırdık. Onların içine saatler yerleşecek. Çok güzel olmuş. Bir banyolar kaldı yani. Güzel olmuş. Kurdunuz her beşiğini. Ne beşiği kurması? İyi hadi gidecek o. Gömme dolap yaptırdım yatak odası için. Aileyden ya da buradan geldik. Hı hı. Güzel olmuş. Kuplar nasıl? Kuplar yakışmış değil mi? Dediğim gibi banyolar kaldı abla. Onları da yenilersek. Gel bak mutfağı göstereyim bir de sana. Bunlar çok iyi olmuş.
Çok güzel değil mi? Çok ayrı bir hava katmış değil mi abla? Bu tavan spotlarını bir yaksak bak. Tavan spotları yandı mı daha güzel oluyor ortalık. Işıl ışıl oluyor. Abla bak şu rafları göstereyim sana. Bak düşünsene ne kadar çok yer olacak. Dur şöyle çekeyim ben. Hatta böyle uzaklaştırayım. Arkadaşlar vallahi çok kullanışlı. Bakın tekrar tekrar gezdiriyorum size. Annem. Annem özür dilerim. Kutlar falan nasıl olmuş? Güzel olmuş. Çok hoş olmuş. Usta arkaya bir tane gizli raf yapacak bir tane. Güzel olmuş. Çekmeceler fotoğrafta kötü gibiydi de güzel görünüyor be. Kötü değil. Güzel olmuş. Öyle mi yani? Buraya bak şey kahve makinesi koyacağım abla. Kettle koyarsam kettle koyarım belki yan yana. Diğer işlerim halde. Ben, ya da kettle belki oraya bir yere koyarım. Çok güzel olmuş. Ama yani kettle normalde buraya koyacaktım da bu buraya olmaz kettle olmaz ya. Olmaz ya çok şey böyle orası güzel olmuş. Baba, kettle baba, burada olsa iyi olur. Efendim? Neyler? Evet. Güzel olmuş değil mi o da o ya? Boya da yapıldıktan sonra mis gibi olacak işte. Baksana işte. Ya ama böyle nasıl ferah oldu değil mi ev bir anda? Bak şurası var ya abla, burası böyle spot döşenecek komple. Bir anda yakınca mesela burası komple aydınlık olacak. Şu altına da spot döşettireceğiz. Baya yani gerçekten uğraştık ama gerçekten güzel oldu. Şunu merak ediyorum, göstermelik yapmadılar inşallah. Aa vallahi bunu çekmeceli yapmış abla, çok sevindim ya. Abla Nur şunu çekmeceli yapmışlar. Abi bu kapak açılırlı değil. Bak. Vallahi bu da çakıyormuş. Bak bunu da nasıl yapmış? Bak görüyor musun abla? Aşağıya ayrı bir raf koymuş. Hani tertemiz bir raf var orada. Şu şurası şey gözüküyor ama olsun artık ne yapalım? Buraya bir şekilde kapatabilir miyim acaba? Ama yok ya lavabo gelecek zaten değil mi? Burada zaten şey yaparım hani çöp kovası falan olur muhtemelen. Çöp kovası falan koyarım. Ortalıkta çünkü tezgah üstünde çöp kovası istemiyorum artık ya. Çöp kovasını buraya koyarım. Nasıl olmuş ev? Çok beğendim. Dolaplar çok iyi. Mutfak dolapları da çok iyi. Ben de geçerken mutfak dolaplarını böyle yapacağım. Gerçekten çok güzel çok dolaplar güzel ya. Çok güle güle kullanırlar. Ay ay Allah. İnşallah hepsi sağlıklı. Huzurlu sağlıklı şekilde otur da. Arkadaşlar kargom gelmiş. Bir bakayım dedim de oğluşuma bakın. Bakın bakın. Oğluşuma yeni ayakkabılar yazlık. Annesine de yeni ayakkabılar yazlık. Takım takım giyeceğiz oğluşumla. Babasını dışladık bu sefer. Ama babasına ayakkabı almıştık. Şimdi küstü Nuri bana. Diyor ki bana niye ayakkabı almadın? Bakacağım ya. Siz giyin. Siz giyinemizi yakar benim için. Öyle mi diyorsun? Evet. Eminsin mi? Çok güzel değil mi ya? Allah'ım yiyeceğim bu ayakkabıları. Çok tatlı. Ama bir de yaz için çok uygun gerçekten arkadaşlar. Çok rahat. Oh iyi oldu oluşuma. Çok sevindim. Bana neyse benim ayakkabım çok da oğlumun çok yok. Ben çok ayakkabı almıyorum malum arkadaşlar. Fark etmişsinizdir de. Ayakları çabuk büyüyor çünkü. İlk zamanlar aldım hiçbirini giyemedi. Verdim başkalarına. Dedim o yüzden şey yapsın. Ayakları büyüdükçe birer birer alıyorum. Öyle yapıyorum ama kışın o biraz zor oldu. Yani iki botu vardı Allah'tan. Çünkü bazen acayip çamura bulanıyor. Giyemiyorsun tekrar vesaire. Kışın biraz zor oluyor. Yazın çok problem olacağını düşünmüyorum. Çok tatlışmış. Bir tane daha var zaten ayakkabı. İki ayakkabı olacak. Diğeri çok eskidi ama gerçi. Dostum aç kapıyı dostum. Şu an ablama gidiyorum arkadaşlar. Açtım mı? Gerçekten açmışım.
Hepinize tekrardan merhaba. Bir dahaki hafta bu sitede olmayacağım. Ya komşularım falan çok üzülüyor, gideceğiz vesaire diye de. Ama geliriz zaten. Ablam burada biliyorsunuz. Taşınıyoruz bir dahaki hafta bakalım. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Sadece araya yasak girdiği için ustalar gelemedi. O yüzden birazcık ertelendi. Onun dışında dediğim gibi 3 gene bitebilirdi normalde. Temizlik şirketi falan bulmam lazım. Temizlik için tek başıma yapamam çocukla diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, iftar menümüz hızla hazırlanıyor. Ablam burada çalışmaktan bitap. Bugün yine beraber iftar yapacağız. Ben geçen pide yaptım. Vlogda izleyenler vardır. Bir önceki kanalda kaldı tabii ki ama pideyi çok beğenmiş ablam. Dedi ki bugün de pide yapalım, bugün de pide yapalım. Ben de tamam dedim. Ya biz normalde Ankara'da pideleri çok şey pişirmeden yapıyorlar değil mi abla? Ankara'da pişirmeden, pişirmeden yapıyorlar. Ben yapma, pişirip yaptım. O da çok güzel oldu yani gerçekten. Çocuk değil mi? Ama Nuri falan da çok beğendi. Gerçekten eve gelen misafirler de çok beğendi. Yani hiç ertesi güne bile kalmadı. Biz mesela çok yaptırırız. Ertesi güne de yerdik hep. Ertesi güne falan kalmadı yani. O gün bitti ne varsa. Gerçekten bayağı da yaptırmıştık. Çok lezzetliydi. Dedik ki bu sefer de kuşbaşılı kaşarlı kıymalı kaşarlı olarak yapalım. Evet, bakalım hanımlar ne yaptınız? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bununla mı koyuyorsun Fatma bu delik diye. Ablamın evinde bulamadım şu anda da, o yüzden acelemiz var. Koyuyor zaten. Hemen. Işte. Valla suyu da akıtmadı yani, bilmiyorum. Akıtıyorsa da geri akıtıyor zaten. Şu an bunu hallettik. Ama pideci salonlarda etler pişirmeden çiğ koyuyorlar kuşbaşı, değil mi? Valla biz pişiriyoruz işte burada ya. Biz yani sizinki orijinal değil yani. Demek abi, istiyorum. Çiğ olanı sen yaptığımızda beğenmemiştin. Bir daha yememiştin ondan sonra. Hiç istememiştin. Dünkünü beğendin istedin ama. Ne oldu? Hayırdır? Şimdi hayır, benimki mi çakma oldu? Bir soru sordum sana. Şimdi benimki mi çakma oldu? Söyle bakayım. Kıymalıyı koyacağım arkadaşlar. Kıymalıyı da koyduktan sonra kötü kocam Nuri'ye, pidelerimi beğenmeyen kötü kocam Nuri'ye 3 yazıklar olsun da uğurluyoruz. Biz bunu kendimiz de yapıyorduk evde Ankastre fırınında, hatırlıyorsunuz. Ama tabii benimkinin gibi olmayan, onlarınki daha iyi oluyor aşkım ya. Allah ama Allah. Bir söyleyince Nuri kutu bizimki beğenmiyor. Ama aşkım benim fırınımla onların fırını değil mi? Onlar taş fırında pişiriyorlar. Ben Ankastre yani. Aynı şey değil ki.
Abi seni kadar beğeniyorum. Gerçekten mi? Çünkü seni elinden gelen her şeyi yerim ben. Aşkla pişirdiği seni, için. Seni affedebilirim o zaman bu sözler üzerine. Onlarınki yerken bir şey eksik hissediyorum. Aşk. Aşk baharatı yok onlarda. Bir sende var bu aşk baharatı. Seni yiyeceğim. Bu da tamam sevgili. Hadi ben gittim. Ha, Nisa ile birlikte mi? Şimdi bunda kaşar, bunda şeyli kuşbaşılı, bunda da kıymalı var. 1 kilo, 1 kilo değil mi? Evet. Nuri, içlerine bol koysun. Yani çok biri yapacağım diye şey yapmasın, söylersin gene. Tamam mı? Tamam. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. I love you. Goodbye. Ben de I love you. Mama mama. Yok ya. Ali'yim, beğendin mi çilekleri? Beğendim diyeceksin. Ağzından akıyor ya. Beğendim diyeceksin. Çıkar hadi, o tamam, bitmiş o. Beğendin mi çilekleri? Bir daha soruyorum. Mendim değil mi? Beğendim de. Hadi. Beğendim. Gamzeleri bakın. Gamzeleri. Ay Allah'ım ya, kurban olurum ben sana. Daha üstünü var ya, 5 dakika önce değiştirdim. Hemen çimletti gene. Neyse, iftar geliyor. Yemeğini yesin. Zaten 15 dakika sonra ezan okunacak. Yemeğini yesin, öyle değiştireyim bari. Çok mu sevdin çileği? Oy, ben sana hep çilek alırım. Teyzen de alır. Kurban olurum sana ben. Arkadaşlar şimdi ablam şey yaptı. Yoğurt çorbası değil mi bu abla? Yoğurt çorbası da ben nohutlu. Nanesi falan atacağım değil mi? Atacağım, tereyağlı nanesi atacağım. Ben hiç nohutlu yapmadım. Ablam da yedi mi hatırlamıyorum ya. Bunlar tekrar bunun içine koyacağım, götüreceğim. Anladın mı? Tamam, yeter o kadar. Bir tane katılan koy. Katılan.
Katla koy. Değil mi aşkım? Yetişemeyene buradan ver artık aşkım. Buradan artık kapıdan böyle ver. Ha? Ve onu ben taşıyayım. Hadi aşkım sen de gel. Yetişmeyeceğim. Nisa ile yetişmeyeceğim. Abla sen sofra kur abi. Gel, katla koy. Size bir de çorbayı göstermek istiyorum. Ay arkadaşlar, size bir de çorbayı göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel olmuş. Arkadaşlar soframız hazır. Bizlere afiyet olsun. Umarım siz de güzel bir iftar geçirirsiniz. Nisa de. Gıhanedir ya. Arkadaşlar biz yemeğimizi güzelce yedik. Şimdi bir de üstüne tatlı keyfi yapacağız. Şöyle balkonda oturalım, bir çay içelim. Azıcık keyfimizi bakalım dedik. Saat 10'da da toplantımız var ablamla, Nuru'yla. Biz biliyorsunuz ki Home Bitkisel firmasına geçtik, farmasiye bıraktık. Şimdi şey, Beyza'yla Ruşen de benimle birlikte. Ayşegül Adem'i biliyorsunuz, Ayşegül Adem de benimle birlikte. Hep beraber geçtik yani. Hem arkadaş olarak böyle hep beraber insanlarla böyle bir işe kalkıştık yani. Şu anlık her şey çok çok güzel gidiyor. Yani çok mutluyuz. Mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Anne, anneciğim dur. Ekipler olarak hepimiz birbirimizi sevdiğimiz için gayet huzurlu bir çalışma ortamımız var. O şekilde yani. Toplamda 1,5 saat var. 1,5 saat şöyle bir keyif yapalım. Hadi yerleş. Videoda reklam yerleştirmeye çalışıyorsun ama de arkadaşlar, siz de bizim bu mutlu grubumuza katılmak istiyorsunuz. Arkadaşlar tabii ki gelmek isterseniz beklerim yani. Kalıyor bak arkadaşlar. Kaju, kaju. Dudu, dudu, kayo. Halim, Nisa gelmedi. Nisa içeri görüyor musun? Nerede Nisa? Nisa. Buraya geldi. Nisa. Çabuk de. Gel. Tuğba de. Tuğba. Şimdi geçen bu hafta yaşadıklarını söylüyorum. Size anlatıyor arkadaşlar. Bir arkadaşımla arkada konuşuyorum. Nasılsın falan dedi. Halim azıcık sus be. Çok konuşuyor. İzmir'den yediği bir kız var. Kızma seni seyrediyorum dedi. Nasıl ya beni seyrediyorsun dedim. Valla YouTube'da şu an seni sevdim, yemek yapmışsın beni. Aa, gerçekten mi? Direkt hiç haberim yoktu. Sonra Antalya'da Caner var. Çok severim ondan. Tamam. Ondan sonra sen diyor ne kadar marifetli diyor, bir insanmışsın diyor. Bana. Onları ye. Sonra onları ye. Nasıl yemekler yapıyorsun diyor bana. Hayır, onları ye önce. Sonra bir tane daha ablam var. Şeyde. Merkezde. Dedi ki bana, kız kardeşim nasıl dedi bana. Nasıl yani? Onlar ev aldım, eve geçeceklerdi dedi. Durdum. Allah Allah. Dedim kendi içimden. Dedi ki, biz takip ediyoruz dedi. Çok tatlı çocuğu var falan dedi böyle. Çok şaşırdım yani gerçekten. İnsan seviniyor. Bizde eskiden böyle tanımıyorlardı. Dışarı çıkınca artık çok tanıyorlar bizde. Hı hı. Sağ olsunlar ya. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Ayrıca bu kanalımıza geldiğiniz için çok çok mutluyum. Destek verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilseniz ve izliyorsanız lütfen abone olun. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Müzik.